30. soru. Bu parçanın yazarının kitabevi tercihinde aşağıdaki özelliklerden hangisi etkili değildir? Ürün yelpazesinin genişliği B seçeneğinden başlayalım. İyi bir kitabevi, kitap sayısı ve çeşitliliğe kadar kitaplarını müşteriye sunuş tarzıyla da kalitesini belli eder. Burada kitap sayısı ve çeşitlilik bize A seçeneğini, B seçeneğini veriyor. Ürün yelpazesinin genişliği. Ürünleri sınıflandırma yöntemi demişti. Burada da bakalım nasıl sınıflandırılmış. Çeşitliği kadar, bunun kadar kitaplarını müşteriye sunuş tarzı da kalitesini belli eder. Rafları tematik olarak veya doğrudan yayın evlerini temel alarak dizmek mümkün demiş. Burada rafların tematik olarak düzenlenmesi yahut da doğrudan yayın evlerini temel alarak rafları dizmek sınıflandırma yöntemi oluyor. C seçeneğine ulaşıyoruz. Müşteriye olumlu yaklaşım. Burada bir olumlu yaklaşım var. Bir türlü bulamadım kitabın ardında. Benimle birlikte bir süre kabı başlatmaktan gocunmayan kitabevi sahibi diyor ki bu olumlu bir davranıştır. Siz kitabı arıyorsunuz. Yayın evi sahibi de sizinle beraber o kitabı arıyorsa bu olumlu bir yaklaşım olur. Koleksiyonun büyüklüğü denmiş. Koleksiyonun büyüklüğü yine ilk cümlelere dönersek kitap sayısı, çeşitliliği bunlar söyleniyor. Bir de şurada koleksiyon olarak ne var? Aynı yazarın farklı yayın evlerinden çıkmış yani dağılmış kitaplarını bir arada gözler önüne serebilme lüksünü sunuyorsa bu da koleksiyonun büyüklüğünü gösteriyor. Bunlar. Ulaştık. Ulaşamadığımız ne oldu? Okuma mekanının düzeni. Şimdi rafların düzeninden bahsetti. Rafların düzeni. Fakat bu ne değildir? Okuma mekanlarının düzeni anlamına gelmez. Cevabımız A seçeneğidir. 31. soru. Bu parçada etkileyici pazarlama ile ilgili hangisine değinilmemiştir? B seçeneğinden başlıyoruz bu sorumuza. Uzmanlaşmış bir ekip tarafından üretilmediğine. Evet, baktığımızda burada demiş ki var olan tanıklı reklamlardan ayıran yönlerden dikkat çekici olanı reklamların profesyonel bir ekip ve donanımla değil de bizzat ünlü kişinin en doğal haliyle oluşturulmasıdır. Profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmuyor ise B seçeneğine ulaştık. Uzmanlaşmış bir ekip tarafından üretilmediği söz konusu. Tanınmış kişilerin rol aldığı hemen aynı cümlede öyle demişti. Bizzat ünlü yani tanıdık kişinin en doğal haliyle oluşturması, rol alması C seçeneğine ulaştık. D seçeneği tanıklı reklamlardan farklılık gösterdiği deniyor. Burada da demiş ki etkileyici pazarlamayı eskiden beri var olan tanıklı reklamlardan ayıran yönlerden dikkat çekici olanı sayıyor bize burada. Evet, tanıklı reklamlardan ayrılan yönleri sıralanmış, verilmiş bize. Buradan da D seçeneğine ulaştık. Toplum yararı açısından sorgulandığına deniyor. Toplum yararı burada. Fenomenlerin rol aldığı reklamlar ürünü talebi artırsa da bu reklamların toplumu sağlığa, gençlerin gelişimi ve kişilik haklarına uygun olup olmadığı tartışılmaya devam etmektedir. Bunlar tartışılmaya devam ediyorsa toplum yararı açısından sorgulandığını gösteriyor bize. Peki neye ulaşamadık? A seçeneğindeki sosyal medya uygulamalarında kullanıldığına. Sosyal medya fenomenleri ünlü kişiler olarak reklamları yapıyor ama bunlar sosyal medya uygulamalarında kullanılıyor dememiş. A seçeneğine ulaşamıyoruz. Cevabımız Adana'dır. 32. soru. Farklı, güzel bir soruydu bu da. Soruyu gördükten sonra okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen önerilere örnek gösterilemez? Seçeneklerden hareket edeceğiz bu soruda da. Utangaçlığından hoşnutsuzluk duyan birinin konuşmaktan geri durduğu anlarda ne kadar iyi dinlediğini fark etmesi. Utangaçlık olumsuz bir durum.
Konuşmaktan geri durması yine olumsuz bir durum ama ne kadar iyi dinleyici olduğunu, dinlediğini fark etmesi de olumlu bir durumdur. Bu neye örnek olarak verilmiş? C seçeneği, B seçeneği buraya örnek olarak verilmiş. Sizi hem özel ve değerli hem de zayıf kılan özelliklerinizi belirleyin. Hani utangaçlık zayıf kılan bir özelliktir. Konuşmama zayıf kılan bir özelliktir. Olumsuz olanların size kattığı gücü keşfedin. Fakat bu arada siz iyi bir dinleyici oluyorsunuz. O da size katmış olduğu güçtür. B seçeneği bu şekilde. Burası B seçeneğinde örneklendirilmiş. A seçeneğinde örneklendirilmiş. B, üzücü bir haber alan ve bu durumu değiştirmek için elinden bir şey gelmeyen birinin rahatlamak için doğa yürüyüşüne çıkması. B seçeneği de burada örneklendirilmiş. Burası B seçeneğinde örneklendirilmiş. Zihnini boşaltmak için tek başına yapabileceğiniz hobiler vardır. Doğa gezintisi gibi. C'yi geçelim. D'de hazırladığı projeyi bilgisayarında yanlışlıkla silen birinin edindiğim tecrübeyle daha iyisini yanlışlık var burada sildi ama daha iyisini yapacağım diyerek kendini teselli etmesi. O da burada örneklendirilmiş D seçeneği. Çalışırken bir hata yaptığınızda kendiniz hakkında asla kötü sözler söylemeyin. Hata yaptınız, sildiniz projenizi. Hem kendinize hem de başkasına yapıcı eleştirilerde bulunun. Daha iyisini yapacağım şeklinde gibi. Evet. Bu da D seçeneğinde örneklendirilmiş. Gelelim E'ye. Uzun süre sıra beklemesine rağmen bilet alamayan birisinin diğerlerinin sakin olduğunu görerek öfkesini kontrol etmesi. Diğerlerine bakarak öfkeyi kontrol etme. Bu da neyin örneği oluyor? Bu da diğerlerine bakarak burada yer almış. Bunun örneği. Duygu ve düşüncelerinizi çevresindekilerle karşılaştırın. Çevrenizdekilerle karşılaştırın. Böylece tepkilerinizi toplum üzerinden ayarlayabilirsiniz. Uzun süre bilet almak istedi. Sıra ona gelmedi. Çevresindekiler öfkelenmeyince o da öfkelenmedi. Bu da örnek olarak gösterilebiliyor. Peki ne yoktur? Üzücü haber alan. Bu değil. Üzücü neredeydi o cümle? Cevabımız C seçeneğiydi cevabımız. Uzun zamanda beklediği terfiyi alamadığını öğrenen birinin çevresindekileri heyecanlandırmamak için sonucun kesinleşmesini beklemesi, yani kimseyle paylaşmaması, bunu söylememesi. Oysa burada ne diyor? Kaygı ve mutluluk gibi duygularınızı paylaşabileceğiniz arkadaşlar edinin. Buna tam ters bir durum olmuş, bir örnek olmuş. Cevabımız C seçeneğidir. 33. soru. Bu parçadan beyinle ilgili hangisine ulaşılamaz? Algılamayı duyu organlarından gelen kodlara göre gerçekleştirir. Dış dünyadan gelen veriler duyu organları aracılığıyla özel bir elektriksel koda dönüştürülüp beyine gönderilir. A seçeneğine buradan ulaşıyoruz. Gerçekleştiği B seçeneğini geçelim. Veri iletim yolları açısından dijital teknolojinin metotlarından ayrılır. Burada demiş ki beyin hakkında bilinmesi gereken en temel nokta onun bilgi işlem makinesi olmadığıdır. Bilişim teknolojilerinden ayrılıyor. Başka bir deyişle beyin bir bilgisayar sistemi gibi çalışmamaktadır. Onlardan ayrılır denmiş. Burada da C seçeneği yer almış. Dışsal verileri içsel bir iletişim sisteminin dinamikleriyle dönüştürür. Dışsal veriler. Evet, burada bakalım. Kapalı kutunun içinde duran beyin aldığı verilerden yola çıkarak bir gerçeklik inşa eder. Yani duyduğumuz seslerin, gördüğümüz görüntülerin, aldığımız tatların, hissettiğimiz ağırlığın hiçbir aslında gerçekçi değildir. Bunların hepsi beynin yorumlamasından ibarettir. Tüm bunlardan da D seçeneğine ulaşıyoruz. Dışsal veriler içsel bir iletişim sisteminin dinamikleriyle dönüştürür. Yorumlaması, dönüştürmesi.
yeni bir gerçeklik inşa etmesi söz konusu. Kavramı işlevini algısal donanımının yönlendirmesiyle sağlar. Kavramsa kavrama işlevini. Evet, kavrama işlevine baktığımızda aynı yer. Aldığı verileri den yola çıkarak bir gerçeklik inşa ediyor. Yani duyduğumuz sesler, gördüğümüz görüntüler, aldığımız tatlar, hissettiğimiz ağrıların hiçbiri aslında gerçek değildir. Bunların hepsi beynin yorumlarından ibarettir. Cümlesinden yine biz E seçeneğine ulaşıyoruz. Kavram işlemini algısal donanımının yönlendirmesiyle sağlıyor. Yeni bir gerçeklik inşa ediyor ve o verileri yeniden yorumluyor beyin. Neye ulaşamadık? Gerçekliği meydana getiren zihinsel uyarıları olduğu gibi işlemiyor. Onlarla yeni bir gerçeklik inşa ediyor ve onları yorumluyor. Olduğu gibi işleme söz konusu olmadığı için cevabımız Bursa'dır. 34. soru Alice Harikalar Diyarında sorusu. Bu parçanın yazarı ile ilgili hangisi söylenemez? A seçeneği yaşamın farklı evrelerinde kitabı ve Alice'i yüklediği anlamlar değişmiştir. İlk okuduğumda diyor farklı evrelerden söz ediyoruz. Birçok şeyi anlamasam da çok beğenmiştim. Onunla hayal kurmuş ve maceralarla beraber atılmıştık. Maceralara beraber atılıyor, hayal kuruyor, çok beğeniyor. Sahiciliğini sorgulamıyor, aklıma bile getirmedim diyor. Tavşanın deliğinden düşmek ve aynadan geçmek, parkta oynamak ve koşmak gibiydi. İkinci okuyuşa gelirsek farklı zamanlardaki okuyuş bunlar. Bunlar beni etkilemedi diyor. İlkinde beğendi. Bunları şöyle çizelim. Beğendi. Burada etkilemedi. Burada neye ulaştık biz? A seçeneğine ulaşıyoruz. Kitabı sevdiği, ezberlediği B seçeneği sona kalsın. İkinci okumada Alice'le kendi hayatı arasında özdeşlik kurmuştur. Şimdi ikinci okuyuşumda bunlar beni etkilemedi ama Alice'in ilk kez karşılaştığı şeyleri görünce yaşadığı şaşkınlığı yaşadım. Ve ergenlikteki arayışın etkisiyle ben de Alice gibi yeni karşılaştıklarımı onunla beraber anlamlandırmaya çalıştım diyorsa burada bir özdeşlik kurduğunu ifade etmiş oluyor. C seçeneğine ulaştık. Hayal dünyasında kitabın kahramanına farklı bir bakışta yeni rol vermiştir. Burada da Alice kurduğum hayal dünyasında masal prensesine dönüştü. O hayali kendisi kuruyor. Böyle bir görev veriyor Alice'e. Alice ne oluyor? Masal prensesi oluyor. Ona dönüşüyor. Buradan da seçeneğimize ulaştık. D seçeneğine. Ve E'de ilk okumada olağanüstü kurmacayı günlük olgularla aynı gerçeklikte görmüştür. Evet, onlar da var ilk taraflarda. Dedi ki burada hayal kurduk, maceralara atıldık, sahiciliğini sorgulamadım. Tavşan deliğinden düşmek, aynadan geçmek, parkta oynamak ve koşmak gibiydi. Buradaki olgularla, parkta oynamak, koşmak olgularıyla sahiciliğinin gerçekçiliğini bir tutuyor. Onları sorgulamıyor, aklından bile geçirmiyor. Buradan da o kurmacayı günlük olgularla aynı gerçeklikte gördüğü sonucuna ulaşıyoruz. Gelelim B seçeneğine. Kitabın sevdiği ve ezberlediği bölümleri diğer okurlarda da benzer etkiye bırakmıştır. Sevdiği bölümler vardı. Burada demiş ki, kitabı okurken sevdiğim bölümlere gelince kapağı kapatıyorum ve ezberlediğim cümleler dökülüyor ağzımdan. Kızım bu bölümleri sevmese de kendisi seviyor, kızı sevmiyor. O halde aynı etkiyi okurlarda bırakmış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Cevabımız Bursa'dır. 35 ve 36. soruları parçaya göre cevaplayacağız. Bu parçada kelebek düşü paradoksu aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır? Karmaşık zor bir soru gibi ama çok da kolay esasen. Yukarıda çok şey yok bununla ilgili. Buradan başlıyor. Borges, bu bocalama durumunu düşle gerçeğin ayırt edilemeyişine işaret eden kelebek düşü paradoksu olarak nitelendirir. Neymiş bu kelebek düşü
paradoksu düşle gerçeğin ayırt edilemeyişidir. Bunu söylemiş. Buna da bir örnek verilmiş. Zan tuzu düşünde bir kelebek olduğunu görüyor. Uyandığında düşünde kendini, yani bir insan bu, bir kelebek olarak gören bir insan mı, yoksa düşünde kendini insan olarak gören bir kelebek mi? Bunu bilemiyor, ayırt edemiyor. Yani düşle gerçeği ayırt edemiyor. Bir rüyadan örnek verilmiş. Peki hangisini ifade etmiş oluyor? Gerçekliğin tespit edilmesinde zorlanılması. Yani düş mü gerçek mi, orada zorlanıyor. Zorlanma söz konusu, cevabımız Denizli'dir. 36. soru. Parçaya göre Puslu Kıtalar Atlası ile ilgili hangisi söylenebilir? Ana fikrinde gerçeklikle hayal ürünü arasındaki ilişkiyi sorgulatmak yatar. Şimdi burada cevabımız şöyle olacak. Geçmişin birikimi değildi, geleceğe alış zamanı. Evet, gerçekliği ele alış biçimi Zhang Tuzu'nun düşü ile benzerlik gösterir. Cevap Bursa olacak. Bunu da şuradan parçadan görelim. Evet, bu parçada 17. yüzyılda Galata'da yaşayan içtikleri şurubun etkisiyle düşlere dalan Uzun İhsan Efendi ve oğlu Bünyamin'in sıra dışı hikayesini anlatıyor. İç içe geçmiş düşler arasında kurmacanın kurmacasına dönüşen romanda okur Uzun İhsan Efendi'nin düşleriyle Bünyamin'in düşlerinden oluşan karmaşık kurmaca gerçeklik içinde bocalar. Bu da az önceki rüyadaki gibi gerçekle düş ayırt edilemiyordu. Burada da okuyucu karmaşık bir durumun içerisinde kurmacayla gerçeği yine o da ayırt edemiyor. O da bocalıyor. Tıpkı Zan Tuz'un rüyasındaki gibi. Zan Tuz'un rüyasındaki gibi. Buradan cevabımız ne oldu? Gerçeği ele alışı biçimi Zhang Tuzu'nun düşü ile benzerlik gösteriyor. Bu sonuca ulaştık. Cevap Bursa'dır. 37 ve 38. soruları parçaya göre cevaplıyoruz. Eyfel Kulesi sorusu yorumlarda zor olduğu söyleniyor. Bu da kolay bir soruydu. Bir zorluğu yok. Ne sorulmuş? Bu parçadan Eyfel Kulesi ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Paris'teki Eyfel Kulesi mimarlık alanında pek tercih edilmeyen demirin tercih edilmeye bir malzemeden yapılıyor. Ne demirden ön plana çıkmasını ve dünyada bu türdeki yapıların çoğalmasını sağlayan önemli bir yapıdır. Ancak inşa edilmeye başlandığı dönemde işlevsiz bir nesne. İşlevsiz, yani bir direk, bir anıt gibi dikilmiş demir yığını. Öyle bir nesne var karşınızda. Sadece güzel olması şeklen durumunda sanatsal açıdan değerli gören dönemin hakim anlayışı tarafından estetik tartışmalara konu edilmiştir. Yani bu estetik tartışmalara konu edinilmişse beğenilmemiş demektir. Estetik açıdan eksikleri var Eyfel Kulesi'nin. Kimi sanatçılar tarafından kara ve dev bir fabrika bacası olarak betimlenmiştir. Yani bir sanat eserinden ziyade kara ve dev bir fabrika bacasına benzetiliyor. Yani olumsuz algılar var o dönemde. Hatta Mopassan görmek bile istemiyor onu. Paris'te onu görmediğim tek yeri burası diyerek yemeklerini sıklıkla kulenin lokantasında yemiştir. Onun da olumsuz bir bakış açısı o da geliştirmiş. Bütün bu olumsuz görüşlere rağmen ne olmuş? Eyfel, anısal özelliğiyle estetik değerler konusundaki hükümlerin estetik değerler konusundaki hükümlerin sabit olmadığını, yani bugünkü gibi kalmayacağını, geleceğin önceden kestirilemeyeceğini gösterip dünyaya egemen olan yeni bir estetik değer kazandırarak yeni bir estetik anlayışı kazandırıyor dünyaya, eskiyi değiştiriyor. O sabit değildi. Onu değiştirdi, yeni bir estetik değer kazandırdı. O zamana kadar sanata boyun eğmiş olan tekniği estetize etmiştir. Böylece Kule dönemi bazı sanatçıların düşündüğü gibi sanatın yozlaşmasının değil, değişimin ve yeni kuralların kabul edilmesini bir simgesi haline gelmiştir. Evet, buradan neye ulaştık? Buradan Eyfel Kulesi
taşıdığı yapısal özellikleriyle yaygın estetik algıyı değiştirmiştir. Olumsuz bir bakış açısı vardı kuleye karşı, Mopassan dahil sanatçılar, sanat dünyası. Olumsuz bir algı vardı, olumsuz bir bakış açısı vardı, onu değiştirdi. Cevabımız Edirne'dir. 38. soru. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? Sanat zamanla evrilip kendine yönelik genel kanıları yıkabilir. Eyfel Kulesi de bu genel kanıları yıkmıştı. Söylenebilir bu. Estetiğin hükümlerini, kurallarını değiştirmişti. Yeni bir estetik düşünce anlayışı getirmişti. Bir nesne işlevselliği gözetilmeksizin sanat olarak kabul edilebilir. Evet, Eyfel Kulesi'nin bir işlevi yoktu. Bir görevi yok. Ne işe yarıyor dersek? Ama bir sanat eseri göze, gönle hitap ediyor. Bunu söyleyebilir. Sanat eserinin inşasında farklı malzemelerden yararlanılabilir. Bu demir de olabilir. Demirden yapılmıştı. İlk başta pek tercih edilmeyen bir malzemeydi. Hoş da karşılanmamıştı. Ama durum değişti sonradan. Dönemin toplumsal yapısı mimari dönüşümleri beraberinde getirebilir. Toplumsal yapı mimari dönüşümleri beraberinde onlar getirmedi. Toplumsal yapı aslında o dönüşüme de karşıydı. Olumsuz bir bakış açısı geliştirmişti. Bunu söylemez. Çağın ötesindeki yenilikler üretildiği çevreye göre yadırgatıcı olabilir. Eyfel Kulesi çağının önündeydi. Yadırgadılar, eleştirdiler. Olumsuz bir algıları vardı. Evet, buna da ulaşılabiliyor. Cevabımız Denizli'dir. 39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denmiş. Parçada neler anlatılıyor? Filozof ve hekim Galen var parçada. Buralara geçelim. Galen bir şeylerden bahsediyor. Sonrasında duygu durumları ile ilgili aşırılıklar bedendeki unsurların orantısına bağlı olduğundan Galen bunları diyet ve egzersizde iyileştireceğini savunur. Galen'in bu öğretileri daha iyi kuramların ortaya çıktığı zamana kadar tıp dünyasında egemen oldu. Ancak Vesalius 1543'te Galen'in anatomi tanımlamalarında 200'den fazla hata buldu. Galen'in tıpla ilgili fikirleri o gün için gözden düşse de 20. yüzyıl psikologlarına esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Evet, öğretileri daha iyi kuramların çıkacağı ortaya çıktığı ortama kadar etkiliydi. Bir ara gözden düştü ama tekrar etkili oldu. Bütün bunlardan hangi sonuca ulaşıyoruz? Galen'in fikirleri uzun bir aradan sonra günümüzde geçerliliğini yeniden kazanmıştır diyor. Günümüzde fiziksel, zihinsel hastalıkların bağlantılı olduğu fikri ilk kez Galen ortaya atmıştır. Ve biz E seçeneğine gelelim. Galen'in tıp dünyasındaki düşünceleri yüzyıllar boyu etkisini sürdürmüştü. Bunu söyledi. Bir ara gözden düşse de 20. yüzyılda tekrar etkisini göstermeye başladı. Bu da onun yüzyıllar boyu etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Ulaşabildiğimiz seçenek burada söylenmek istenen Edirne'dir. Son sorumuz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bireyde hem olumlu hem olumsuz duyguların bulunduğuna bakıyoruz burada. Evet. Ne unsuru ateşe denk gelen unsur fazlaysa fazladır o insan sıcak kalpli, neşeli, olumlu duygular, özgüvenli, olumlu duygu ama bencil, olumsuz duygu. Bunlar olabiliyor aynı insanda. A seçeneğine ulaşmış olduk. B'ye geçelim. Galen'in çalışmalarının eleştirilebilir yönlerinin olduğu demiş. Eleştirilebilir yönlere kim vurgu yapmış? Vesalius vurgu yapıyor. 1543'te Galen'in anatomi tanımlarında 200'den fazla hata buluyor. Böyle bir eleştirel bakışı var. B seçeneğine ulaşmış olduk. C seçeneğine pardon. C. Belirli unsurları taşımanın bireyin genel tavrını etkilediğini. Genel tavır etkileniyor. Nasıl etkilenmiş?
Eğer bu unsurlardan biri fazlalaşırsa ona karşılık gelen kişilik yapısı bireyde egemen olmaya başlar. Eğer bu unsurlardan biri, hangi unsurlar onlar? Ateş, hava, toprak, su. Bunlar fazlalaştığında ona karşılık gelen kişilik yapısı bireyde egemen olmaya başlıyor. Örneğin melankolik biri toprak unsurunun fazlalığında muzdariptir. Üzüntü ve korkularına eşlik ettiği şiirsel ve sanatsal yönü ağır basar. Demiş, bu anlatılmış. Bu seçeneğe de ulaşmış olduk. Genel durumu etkiliyor. Genel tavrını. İnsanlardaki duygu aşırılıkları için önerilen tedavi yöntemleri vardır. Duygu aşırılıkları için tedavi yöntemi önerilmiş. Duygu durumları ile ilgili aşırılıklar bedendeki unsurların orantısızlığına bağlı olduğundan galen bunların diyet ve egzersizle iyileştirilebileceğini savunur. Tedavi yöntemi neymiş aşırılıkların? Diyet ve egzersiz. E seçeneğine de böylelikle ulaşmış oluyoruz. B seçeneğine döndüğümüzde Galen'in kişilik tipleri ile ilgili görüşlerinin psikologlarca geliştirildiğini, bu tiplerle ilgili görüşler geliştirilmiyor. Psikologlar onun görüşlerinden yararlanıyor ama psikologlar tarafından geliştirildiği söz konusu değil. Ona ulaşamıyoruz. Cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar, 40 soruyu bitirdik. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. İyi sonuçlar almışsınızdır. Bundan sonra önünüzde tercihleriniz var. Orada da güzel tercihler yaparak inşallah gönlünüzdeki üniversiteye yerleşirsiniz. Videomu bitirirken beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlık, mutluluk ve güzel günler dilerim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.